Selamun aleyküm abelam, abalam, kardeşlerim, arkadaşlarım. Çelik Çiftliği YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Soğuk bir Kütahya sabahından hepinize merhabalar. Şimdi bugün çekeceğimiz video çok çılgın bir video olacak. 135 traktörümüz ile 2 metrelik tesviyemiz ile tarla tesviyelemeye gideceğiz arkadaşlar. Tarlaları dümdüz yapacağız arkadaşlar. Tarlalarda en ufak bir tepe bırakmayacağız abi, arkadaşlar. En ufak bir birikintisi olmayacak bundan sonra. Olmayacak. Girdik mi lazer tesviye yapar gibi tesviye yapacağız. Aynen öyle. %0 eğim ile tarlalarımız dümdüz olacak. Bir futbol sahası gibi düz olacak. Bundan sonra yonca ekeceğiz. Bundan sonra yonca ekeceğiz abi. Mısır ekeceğiz. Mısırlarımız strese girmeyecek. Dümdüz yoncalarımız ölmeyecek. Evet. Pancar yaparsak pancarlar küçük kalmayacak. Peki yapabileceğimize inanıyorlar mıdır? Kesinlikle bence. Yunus 135 tesviye yapar mı? Yapar. Azıcık zorlanacak ya. Kesin yapar ya. Abi şu... ...5 beygir olan traktör yapmayacak da hangi traktör yapacak? O zaman şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, bu dev traktöre bu dev tesviyeyi takacağız şimdi. Tarlalar korksun galiba abi. Tarlalar bizden korksun. Bundan sonra lazer tesviye yapar gibi tesviye yapacağız abi. Aynen öyle. Bunun uydalı çıkıyor yok ama manuel bu. Manuel. Dur bakalım, tam al. Sana demirlen en hasını verim. Tesviye bıçağımızda çok kolay takılıyor. Yani. Abi kalite asla tesadüf değildir. Öyle mi diyor? Öyle abi. Pam bırakamıyor. Geri gelecek. Nereye geri gelecek? Ya bak bakalım nereye geri bırak gelecek. Bırak bakalım be. Dur bakayım. Dur bakayım be. Hı. Bismillah deyip marşa basam abi, bismillah. Yürü. 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 Yunus, şu hazine sandığını da kapadın. Furkan almaya gideceğiz. Furkan kahvaltısını etmiş midir? Etmediyse de edecek gali. Şimdi Furkan'ın geldiği çok canı sıkılıyormuş. Onu da tarlaya götürüp tesviye nasıl yapılır onu göstereceğiz. O yüzden onu almaya gidiyoruz şimdi. Aa, Dırnakçı İsmail abi bize mi geliyor ki? Arabayı değiştirmişler. Kondet olmuş değil mi? Kondet oğlum bize mi gidiyor ki acaba? Bizim dırnağa bakın detay var mı oğlum? Yok. Şöyle tatlı ambarların önünde bir duram. Tatlı ambarlar çok değerli ambar. Şey laborozanlar ya. Duydun mu ne sesi? Ha, duydun mu? Hadi. Ne yaptın? Abi ağzımda yemek başım. Sakatlık çıkarttıracaksın. Hadi atlayayım hocam. Ben. Daha yemek yiyordum dayı. Tamam ya, acık daha bekleyen madem biz soğukta. Buna göre iyi. Girmiyorum, üstümüz başımız batık. Ya ne olacak? Tarlada bizi bekliyorlar. Tesviye yapacağız. Gidin. Sadıcığım girdik ben mi çıkamayız. Etme. Niye? Hani oyalanmıyordum? Onu. Kaşarlı mı? Karışık mı? Yani
Ne yapacağız Ahmet? Ya ne yapacağız hadi. Hadi la. Paket yap. Oğlum bak. Abi dükkanlarda bundan sonra Ökele. Yemek yemek yasak. Paket yaptır dışarılardayız. Evin ya dükkan diyor la bu senin. Tosti dükkanı. Bak motor kızıyor. Onam kızamadı galiba. Kızdırma motoru. Bedir uyandırırsın bari. Ay pardon. Ay, hemen kıvır engelim. Hadi kıvır gel. Furkan kıvırıp gelene kadar biz burada bekleyeceğiz abi. Nasıl çok acayip değil mi? Onu ağzından duman atıyor lan bu. Bu kadar mı soğuk? Kızgın boğalar gibi. Kızgın boğalar gibi misindir? Aynen öyle. Tamam ben niye yakın çekmiyorum seni? Güzelsin çünkü. Millet seni istiyor. Evet. Onun nasıl bakıyor kameraya? Tamam burayı kullanacağız. Arkadaşlar burası İsmail'in deyişiyle tatlan bar. Eskiden buralarda oğlum tokuz biz sakız çiğniyoruz. Yunus. Eskiden burada arpa buğdayı saklıyorduk. Bana verme be. Furkan. Bu ambarı dedelerimiz kullandığı için biz kullanmıyoruz galiba. Trip atıyoruz abi. Trip atıyoruz. Kahrettik. Biz kullanmıyoruz abi. İsmail'in videonun linkini de aşağı koyacak. Tattan bar tanıtım videosu. Oraya gidip izlen. Biz az tanıtacağız. Şimdi Furkan çıkan kadar kamerayı kapatıyorum. Furkan bize tost vermiş. Get Furkan. Ha, get Furkan. Onları yutacağız. Yunus. Isır bakalım bir ısırık göreyim. Isırdım. Tamam iyi o zaman. Yiyorsun ya çekme arkadaş ya. Niye utanıyorsun mu? Niye yazık? Oğlum nimet yerken çekilir miymiş ya? Allah Allah. Hakaret midir nimete? Evet. Bıyıklarımızı açacağım mı? Arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi ekip tamam. Lüzumsuz yok. Arkamızda tesviye makinemiz. Oynar başlı. 2 metre oynar kafalı. Tarlamıza doğru ilerliyoruz. Operatörümüz Yunus. Traktöre Hindistan'la trene bindiği gibi bindik. 3 çok adam bir traktörde. Yunus. Efendim. Ne hissediyorsun? Hiçbir şey hissetmiyorum. Sadece ayaklarım dondu. Ayakların mı dondu? Evet. Motorun Hocam. Kabinini sökmeyecektik. Abi. Sökeme abi, sökeme abi dedik. Yunus'um sen de terlik ne çıkmış geldi? Terlik mi? Ne Yunus'um bu soğukta şerplikle iş olur mu? Alır alır. Şerplik abi. Darlamıza geldik gibi. Darlamıza geldik gibi. Tesviyenin adını bugün yeniden koyacağız. Bu gıda. Ağzıma giriyor şapkada baya. Abi Kütahya'nın soğuğu sert. Adamı merttir. Ha şöyle. Çok soğuk bu hala. Çok sert. Kimi? Bak bakalım olmuş olmuş. Olmuş. Olmuyor. Gelmeden bir onu hazırlıklara başlamışlar herhalde. Evet, ufakta. Şurada duracağız. Operatör kepçeye binecek motora. Bundan sonra tesviyeye başlayacağız. Şimdi bütün makine ekipmanımız hazır. Görmüş olduğunuz gibi tesviyeye başlıyoruz. Şimdi işin şakası bir yana arkadaşlar. Tarlada Massey 5 metrelik tesviye makinesiyle tesviye yapıyor zaten. Biz de bundan gıyıyı köşeyi toplayacağız. Topla mı gavur? Topla gavur gibi topla. Şimdi tarlanın gıyısına toprak çıkarmış başka tarlaya. Bundan onları temizleyeceğiz. Onun için şu an tarlaya geldik. Yani yoksa Massey Ferguson anca adam temizler. Tesviye Massey Ferguson'un işi değil. Ama ilgi çekici olsun diye videoyu bu başlıkta bu şekilde başlattık. Bunu bir söyleyeyim. Ondan sonra linç yeriz sadıcım. Hiç. Massey'le işte 135'lerle tarla mı tesviye olurmuş? Siz aklınızı mı yitirdiniz falan derler. Tarla aha şundan tesviye olunur bakın. Abi herkesin hayatına kimse karışamaz. Karışamaz. Herkesin bir popisi vardır değil mi? Öyle. Doğru. Şu şekilde çeker. Şu şekilde. Şu şekil. Mesela herkesin hayatına kimse karışamaz. Nasıl karışamaz? Ben bu şekil giyinirim.
bu bayağı şu şekil giyinir, şu şekil giyinir. Ha hiç kimse kimseye karışmaya bir hakkı yok. Şimdi 35 tesviye yaparken videoya devam edeceğiz. Vallahi elimde dondu bayağı, kemik oldu galiba. Acar soğuk. Hava eksi vah. 2. Eksi 2'den de vah, acık daha. Aşağı. Hissedilen eksi 20. Aynen. Çok soğuk. Şimdi bugün 3 video çekeceğiz. Biri Koca Efe'nin yaptığım tesviye. Biri Küçük Dede'nin yaptığı tesviye. Kenarlardan toprak temizleme. Bir de Erkunt 110'la tesviyenin önünden ufak bir sürüm gerçekleştiriyoruz. Onu göstereceğiz. Ayarlamaları yapıp videoya geçeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Yunus. Ha? Yunus. 35 tesviye yapıyor mu? Daha yapacak. Yapacak mı? Yapacak. Ne zaman yapacak? Yani şimdi ne yapıyor? Yandaki toprakları. Bunu yapabiliyor mu peki? Yapıyor. 135 güzel bir traktör mü? Güzel. Seviyor musun? En sağlam traktör. En sağlam. Aha. Sen seviyor musun? Evet. Elindekinden ne? Kazık. Ne işe yarıyor? Tarlanın başına çıkınca yaşandı. Neden söktün? Taşıyacaksın onu. He. Gazıkçı başı mı oldun sen? Hı. İyi la valla. Gazıkçı başı Yunus. Gazıkçı başı Yunus. Kameradan niye kaçıyor? Kaçmıyorum. Biraz gözüme bağlı.
Arkadaşlar şimdi tesviye nasıl yapılır, neden yapılmalı? Bu tesviye yaptırdığınızda sizin karlarınız, zararlarınız, tekrar maliyeti. Evet. Bir sonraki videoda yayınlayacağız. Bunlar tesviye hakkında bilgi alabilirsiniz bu videoda. Ama oğlum ne geliyor zaten buradan boş sıra boş sıra. Abi kameraman oldum, video çekmek daha keyifli. Ya. Öyle kameranın karşısına geçip konuşabiliyor. Salça olabiliyor. Aynen. Öbür türlü çekerken rahat hareket kabiliyeti olmuyor, biliyor musun? Böyle olay iyi. Ne anlatıyordun? Rap diye daldım bu arada. Tesviyeyi anlatıyorum. Hangisini? Bunu tesviye videosu çekeceğiz. Onu işte nasıl çekeceğimizi, bu videoda neler anlatacağımızı anlatıyordum. Daha sonra da hassasiyeti anlatacağız. Bugün 3 video. 3 video. Bugün çalışma videoları var. Çalışıyoruz canavar gibi. Durmak yok. 35 nasıl? Tesviye dediğin mi 35 gelir aklına değil mi? Aynen öyle. Böyle abi. Süreyi çok çukurlaştırmış. Valla taş öyle gittim devrileceğim diye korktum. Korku diyor mu? Korku diyor. Nasıl duruyor yani? Ben devrilmez dedi cesaretle de. Evet. Ağzına gittim abi. Yoksa zor dur yine adım var. Burayı nasıl yükseltmiş daha bak. Harbiden lan bak. Normalde önceki halini tutarlarım. Bu seviye. Sıfır. Aynı sıfırdı bunlar. Şimdi ne kadar yükselmiş? Bir rahat bir... Şöyle bir göstersek. Bunlar... Yunus sen mi gaz çakıyorsun lan bunlara? Ha? Nasıl amca? Koccu başı mı oldun Yunus? Ha. Olacak halim yok. Bak 55-60 santim yükselmiş toprağa. Tamam mı? Buraya gelecek mi toprak? Bilmiyorum motoru. Dedeyle torun ne güzel güzel anlaşıp çalışırlar değil mi? Evet. Valla şuna. Abi dede her türlü alır. He? Dede bu. İşte bu mu ya, her türlü alır. He tabi. Zorlanır abi. Bana vurgun diyorum sana. Ama başı da oturup dediği yere var. Namık Bey'im de yapıyormuş be. Yapıyor abi. Tam da yerinde mi geçtim? Tam yerinde. Toprağı bıraktığı yerde. İyi bakalım. Şimdi 35'liğin tesviye videosunu sonlandıra. Arkadaşlar 135'le tesviye dediğimiz bu kenarlarında tesviyenin biriktirdiği toprakları tarlaya tekrardan çektik. Daha sonra işte tekrardan çizer yapıyorlar, tesviye yapıyorlar. Tarlada bu şekilde emek veriyoruz. Videoda aynı zamanda emek veriyoruz. Emeklerimizin karşılığında bir abone oluverseniz çok iyi olur. Buradan ama oğlum sen bir şey diyecek misin? Allah'a emanet olun. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bundan sonra Massey Ferguson 7716S Dynavity adı da çok uzun ya. Değil mi? Aynen abi. Evet, İsmi gerçekten uzun. Adı da pek uzun. Kendi de kocaman. Kendi de kocaman. O videoya geçeceğiz. Onu yarın atarız herhalde. Bu videomuz buraya kadardı. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Çok güzel videolarımız gelecek. Bye.